Değerli arkadaşlar, bir filmi ben, yani benim kuşağım, sanki yeniden seyrediyoruz. Ama tabii aktörler değişmiş, şartlar değişmiş. Hani çok ünlü filmlerin yeniden çekimi vardır ya, onun gibi bir durumla karşı karşıyayız kuşak olarak. Çünkü biz 1950'lerin ortalarında doğduk. Kendimizi bildiğimizde yani 65'lerin 66'lardan itibaren, 10-12 yaşımızdan itibaren, Dünyanın e, müthiş bir kutuplaşma içinde olduğunu, nükleer bombalarla bir dehşet dengesinin yaratılmış olduğunu ve bu çerçevede de baktığınız zaman Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hepimizin heyecanla izlediğimiz ama büyük heyecanla izlediğimiz bir uzay yarışı olduğunu gördük. Uzay yarışı bizim çocukluğumuz ve ilk gençlik yıllarımızın inanılmaz keyifli anlarından biridir. Çünkü bir Ruslar yollardı soyuzları, moyuzları. Bir Amerikalılar yollarlardı geminileri, Apollo'ları falanı filanı. Sonuçta bu olay biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin aya ilk ayak basan ülke olmasıyla büyük ölçekte tavsadı. Sonra Sovyetler Birliği'de Amerika'da değiller ki artık tamam bu yarışı bu kadar da bırakalım. Sonra uluslararası istasyonlar kurulması, birlikte ortak uçuşlar falan gibi güzel hikayeler de yaşandı. Uzay tılsımlı bir alan devletler açısından. Bazen orada kapışıyorlar bazen orada buluşuyorlar. Yani böyle bir durumları var. Şimdi biraz kapışma dönemine girdik. Yani işte onun için diyorum bizim kuşak açısından hikaye bir yeniden doğmuş gibi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1972'de en son e, Ay'a gitmişti. O günden sonra Ay'a sırtını döndü. Yani çok önemsemedi. Bunun yerine daha çok e, işte Elon Musk'ın da falan son dönemde veya Northrop Grumman'ın, Boeing'in falan katılımlarıyla daha e, ticari bir uzay sektörü oluşturmaya çalıştılar. Hani askeri bir yarıştan çok hani sanayi devriminin bir bölümünü acaba uzaya taşıyabilir miyiz? Uzay madenciliği e, gelişebilir mi falan o kavramlara yönelince ay biraz ortada kaldı. Sonra birdenbire bir Mars öyküsü. Şimdi Mars öyküsünün de ne olduğunu anlıyoruz uzay madenciliği açısından. Böyle bir e, geçiş dönemi yaşandı. Şimdi ise ay yeniden önemli. Herkes önce bir aya gideyim sonra oradan Mars'a giderim diye baya bir çalışma içindeler. Anladığım kadarıyla Rusya ve Çin'in oluşturduğu Avrasya İttifakı ile Amerikan liderliğindeki Transatlantik İttifak ay üzerinde kalıcı üs yapma ve bunun devamında da Mars'a yolculuğu yapma yönünde bir yarışa girmiş durumdalar. Sorsanız onlara inanın bunu reddedeceklerdir. Ama sonuç gerçek bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Artemis programını devreye soktu. 2025'te Amerikan ekibi Ay'a yakın gidiyor, dönecek orada bayağı bir çalışma yapacak. Artemis 3 2026'da uzun bir aradan sonra Ay'a inecek ve 2031 yılına kadar da ayda bir Amerikan üssünün tabi bunun içine İngiltere var Kanada var hani malum bütün devletler var bir batı üssünün diyelim Amerikan liderliğindeki bir bas, batı üssünün 2031 yılı falan gibi orada vücut bulması bekleniyor. E tabi buna Çin'de ve Rusya'da şey yapmıyor. Çin esasında uzay çalışmalarında hem Amerika ile hem Rusya ile arasındaki boşluğu bayağı doldurdu. Onu söyleyeyim. Kendine ait de bir uzay istasyonu kurdu. Bunlar önemli teknolojik zıplamalar. Yani şey değil Mars'ın etrafına şey yaptı. En son başarı öyküsü biliyorsunuz. Ayın karanlık yüzü olarak adlandırılan bugüne kadar insanoğlunun alet indiremediği bölgesine bir araç indirdi onu da geri aldı. Çin bayağı yani böyle bir şey değil. Hindistan bile Mars'a biliyorsunuz e, araç indiren bir kimlik taşıyor. Yani dünyada eğer e, sözü geçen bir devlet olmak istiyorsanız biraz da uzayla ilgilenmeniz gerekiyor. Şimdi Vladimir Putin bir kanun imzaladı. Geçtiğimiz dönemlerde birkaç hafta önce Rus parlamentosundan geçmişti. Rusya-Çin ayda ortak üst kurma konusundaki kanun anlaşması. Yani anlaşma kanunu. Uluslararası ay araştırma istasyonu kuruluyor. Rusya ve Çin önderliğinde. Söz konusu anlaşma 2022'de imzalandı. Rus resmi gazetede de geçen gün yayınlandı. Onaylanmış vaziyette ayda oluşturulacak ortak araştırma istasyonu Rusya'nın ulusal çıkarlarını uygun Çin Halk Cumhuriyeti ile e, stratejik ilişkilerini denirleştirecek bir adımdır diyor e, açıklamada. Bu istasyon aynı zamanda Rusya'nın e, dış uzay çalışmalarına ve araştırmalarına dönük katkılarının artmasına ay çalışmalarının güçlenmesine neden olacaktır. Kremlin, Çin'le ortaklığın maliyet risklerinin azalması yanında ortak teknoloji üretimi konusunda da çok faydalı bir süreç başlatacağına inanıyor. Ee, ve bu işin iki esas savunucusu yani yürütücüsü Rusya'nın Roskosmos, Çin'in de Ulusal Uzay İdaresi ortak projesi. Fakat şimdi bu proje diğer devletlere de açık. Şöyle diyorlar. Bu çalışma insanlığın ortak geleceğini belirleyecek güç ve önemde olması nedeniyle ilgilenen tüm devletlere açık timlik taşımaktadır. Yani isteyen katılabilir. Şimdi dikkat edin kimler katılmış? Katılan var 9 tane. Azerbaycan bu projenin içinde Türk kardeşimiz. Önemli. Bravo. Belarus, Mısır, Nikaragua, Sırbistan, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tayland, Venezuela. Bunlar da katılmışlar. Nisan 2024'te Ruslar Türkiye'de talep etti demiş. Ama bizimkilerden böyle bir açıklamaya ben rastlamadım. Büyük bir olasılıkla talep etmiş olabiliriz. Fakat karşı taraftan gelecek cevabı beklediğimiz için de Hani olur ya reddedilebilir NATO üyesiniz falan filan diye. O yüzden anladığım kadarıyla biraz sessiz duruyoruz. 2035'te uzay üslerini yapmayı planlıyor Rusya ile Çin. Çok enteresan bir durum olacak eğer bu planlar işlerse. Bu tarafta Amerikan liderliğinde Artemis, bu tarafta uzay istasyonu Rus ve Çin bayrakları ve bağlantısındaki devletlerin bayrakları. Yani biz dünyadaki kutuplaşmayı anladığım kadarıyla uydumuza taşıyoruz. Eğer bu kafayla gidersek Mars'a da taşırız. Önümüzdeki 200 yıl içinde başka gezegenlere de taşıyabiliriz. Enteresan bir türüz biz. Hoşçakalın.